İmam buyurdu ki, doğru söyledin. Allah dilediğini yapar ve irade ettiği her şeye hükmeder. Kafile yoluna devam etti ve öğlenin girişinde Salebe menziline ulaştı. İmam Hüseyin biraz uyukladıktan sonra uyanıp şöyle buyurdu. Rüyada siz hızla ilerliyorsunuz ve ölüm de sizi hızla cennete götürüyor diyen birini gördüm. Oğlu Ali şöyle dedi. Babacığım, biz hak üzere değil miyiz? İmam Hüseyin, evet, andolsun ki biz hak üzereyiz, dedi. Ali dedi ki, o halde ölümden korkmayız. İmam Hüseyin, canım oğlum, Allah sana hayırlı mükafatlar versin, dedi. O geceyi Salebe menzilinde geçirdiler. İmam Hüseyin'in Ebu Hirra ile görüşmesi. Küfe'den gelen ve Ebu Hirra künyesiyle tanınan biri, sabahın erken saatlerinde imamın huzuruna varıp selam arz ettikten sonra şöyle dedi. Ey peygamber evladı! Allah'ın ve ceddin Resulullah'ın hareminden niye çıktın? İmam buyurdu ki, Ebu Hirra, Ümeyye oğulları mallarıma el koydu ve ben sabrettim. Hakkımda kötü konuştu ve ben buna da katlandım. Şimdi ise kanımı dökmek istediler ve ben de bu yüzden kaçtım. Andolsun Allah'a, biliyorum ki bu zalim topluluk beni öldürecektir. Allah da onlara horluk ve aşağılık elbisesi giydirecek. Kesin intikam kılıcını indirecek ve onlara öyle birini musallat edecektir ki Sebe kavminden daha aşağılık olacaklardır. İmam bunu dedikten sonra o menzilden hareket etti. Züheyr bin Kayn'ın İmam Hüseyin'le görüşmesi. Büceyle ve Firare oğulları kabilesinden bir grup şöyle nakleder. Biz Züheyr bin Kayn'la birlikte Mekke'den ayrılıp İmam Hüseyin'in kafilesinin arkasında hareket ettik. Bir ara imamın kafilesini gördük. Züheyr o hazretle görüşmek istemedi ve bundan dolayı da İmam Hüseyin'in konakladığı yerden uzak bir yerde konakladık. Bir defasında da İmam Hüseyin'in konakladığı menzilde inmek zorunda kaldık. Yemek yiyorduk ki İmam Hüseyin tarafından biri gelip selam verdi ve şöyle dedi. Ey Züheyr, ben İmam Hüseyin'in elçisiyim. İmam seni görmek istiyor. Bunu duyunca herkes elindeki lokmayı bırakıp düşünce denizine daldı. Züheyr'in eşi Daylem binti Ömer şöyle dedi. Subhanallah! Peygamberin evladı seni istiyor ve sen gitmekten yana değilsin. Huzuruna varır ve diyeceklerini dinlersin. Ne var bunda? Züheyr oturduğu yerden kalkıp İmam Hüseyin'in huzuruna varmak üzere hareket etti. Kısa bir süre sonra güler yüzle ve sevinçle dönüp çadırların toparlanmasını ve İmam Hüseyin'in çadırlarının yanına kurulmasını istedi. Sonra da eşine dönerek şöyle dedi. Ben seni boşadım. Benim yüzümden sana bir şey olsun istemem. Ben İmam Hüseyin'in yanında yer almaya ve canımı onun uğrunda feda etmeye karar verdim. Züheyr eşi Daylem'in mallarını ödedikten sonra onu kendi akrabalarına götürmeleri üzere amcaoğullarına teslim etti. Daylem Züheyr'in yanına varıp ağladı ve vedalaşırken şunları dedi. Allah yâru yâverin olsun ve Allah seni mutlu kılsın. Senden bir dileğim var. Kıyamet günü Hüseyin'in ceddinin yanında beni hatırla. Züheyr sonra da adamlarına hitapla şöyle dedi. Benimle gelmek isteyen gelsin. Aksi takdirde bu son görüşmemizdir. İmam Hüseyin oradan ayrılıp Zübale konağına vardı. İmam Hüseyin de dostları da Müslim bin Akil'in şehit edildiğini burada duydular. Makam ve mevki hırsıyla İmam Hüseyin'in yanında yer alanlar bu haberi duyduktan sonra ayrılıp gittiler. İmam Hüseyin'in ehli beyti ve vefalı dostları Müslim'in şehit edilmesine ağladı ve yas tuttular. İmam Hüseyin şehadeti bağrına basmak üzere olanca kararlılıkla devam ediyor yoluna. Yol esnasında Ferazdak İmam Hüseyin'le karşılaşınca şöyle dedi. Ey peygamber evladı! Amcanın oğlu Müslim bin Akil'i ve dostlarını öldüren Küfe halkına nasıl güvenirsin? İmam Hüseyin ağladı ve Allah Müslim'i affetsin. O ebedi hayata ve bol nimete kavuştu. Cennete girdi.
ve Allah'ın rızasını kazandı. O kendi görevini başarıyla gerçekleştirdi. Bizlerse henüz bunu yapmış değiliz, dedikten sonra şu beyitleri okudu. Dünya değerli sayılsa da Allah'ın sevabının daha iyi ve daha yüce olduğu kesindir. Bedenler ölüm için yaratılmışsa eğer, insanın Allah yolunda kılıçla öldürülmesi daha güzeldir. Eğer insanların rızkı belirlenmiş ve takdir edilmişse, insanın kazanç elde etmek için daha az hırslı olması en güzelidir. Biriktirilen mallar hepten terk edilecekse bir gün, insan terk edeceği şeye neden hasis olsun? Kays bin Musahhar'ın şehadeti. İmam Hüseyin Küfe'de bulunan Süleyman bin Suradi Huzayi, Musayyib bin Neciye, Rüfa bin Şeddat ve bazı Şiilerine bir mektup yazarak Kays bin Musahhar'ı Saydavi ile gönderdi. Kays Küfe'ye yaklaşmıştı ki İbn Ziyad'ın memuru Husayn bin Numeyr onu gördü ve üstünü aramak istedi. Kays hemen İmam Hüseyin'in yazmış olduğu mektubu çıkarıp paramparça etti. Bunun üzerine Husayn, Kays'ı tutuklayarak İbn Ziyad'ın yanına götürdü. İbn Ziyad, "Sen kimsin?" dedi. Kays, "Müminler emiri Ali bin Ebu Talib ve oğlunun Şiilerindenim." diye karşılık verdi. İbn Ziyad, "Yırttığın mektubu gönderen kimdi ve kime götürüyordun?" Kays, "Mektup İmam Hüseyin'dendi ve isimlerini bilmediğim bazı Küfelilere götürüyordum." İbn Ziyad öfkelenerek dedi ki, "Andolsun Allah'a, onların isimlerini söylemezsen ya da minbere çıkıp Hüseyin bin Ali babası kardeşi hakkında kötü ve olumsuz konuşmazsan seni kılıçla paramparça ederim." Kays, "Onların ismini sana söylemem ama Hüseyin ve babası hakkında konuşma yaparım." Kays, konuşma yapma üzerine minbere çıktı. Allah'a hamdü sena ve Resulüne selam ettikten sonra Ali bin Ebu Talib, Hasan ve Hüseyin için rahmet ve mağfiret dileğinde bulundu. Sonra da zalim Ubeydullah bin Ziyad'a, babasına ve Ümeyye oğullarına lanet okudu. Hemen ardından şöyle hitap etti. "Ey insanlar! Ben İmam Hüseyin'in sizlere gönderdiği elçiyim. İmam Hüseyin filan yerdedir. Ona gidin ve yardımda bulunun." İbn Ziyad, Kays'ın konuşmasından haberdar olunca, Kays'ın valilik konağının üstüne çıkarılıp oradan yere atılmasını emretti. Böylece Kays da şehitler kervanına katıldı. Kays'ın şehit edildiği haberi İmam Hüseyin'e ulaştı. İmam ağladı ve şöyle dedi. "Allah'ım, bize ve Şiilerimize iyi bir makam bağışla. Rahmetinle bizi ve onları bir arada topla. Şüphesiz ki sen her şeye